Fark ettiniz mi? İnsanlar birbirini dinlemiyor, birbirini anlamak için çaba da göstermiyor. Sosyal medyada korkunç bir linç kültürü hakim. Herkes kendini haklı çıkarma derdinde. Aynı ülkenin insanları dahi birbirinden bu kadar ayrışmış ve gruplaşmışken biz farklı ülke insanlarıyla, başka dine ve dile sahip olan yabancılarla nasıl bir araya geleceğiz? Birbirimizi nasıl anlayacağız? Her platformda anlayışın azaldığı günümüzde birbirimizi daha iyi anlayabilmek için diyalog gerekli. Peki, diyalog için ne gerekli? İşte hakiki diyaloğun 3 şartı. Diyalog, birden fazla kişinin karşılıklı konuşmasına denir. Pek çok kelime gibi bu kelimenin de etimolojik kökeni Yunanca'ya dayanıyor. Diyalog, dia ve logos sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Kelimenin aslı Türkçe'ye düşünceyi takip etmek olarak çevrilebilir. Eş, arkadaş, komşu veya akraba, her biriyle diyalog için standart bir ölçü vardır. Güven, sevgi ve tanıma. Aslında bunlara her türlü sosyal ilişkide ihtiyacımız var. Hakiki diyalog için gerekli olan ilk basamak güven. Güvenilir olma, peygamberlerin ortak sıfatlarındandır. Peygamber Efendimiz'in peygamberlik gelmeden önceki en önemli sıfatı da emin idi. Onun aile ilişkilerinden komşuluk ilişkilerine ve hatta devletler arası ilişkilerine kadar bu vasfı hep en ön plandadır. Her türlü sağlıklı sosyal ilişki güvenle başlar. Arkadaşlıklardan ortaklıklara kadar güven olmadan irtibat başlamaz. Güveni kazanmak zaman alır. Avrupa'ya göç eden Türkler komşularının onları 1-2 yıl gözlemlediğini, sonrasında evini ve kalbini açtığından bahsederler. Çünkü bizleri gözlemlerken aslında bize güvenip güvenemeyeceğini, bizden ona bir zarar gelip gelmeyeceğini ölçmeye çalışırlar. Bizim de bu sebeple Peygamberimizin ayak izlerini takip ederek başkasına zararı dokunmayan, iyiliği yaşayan ve yayan insanlar olduğumuzu göstermemiz gerekir. Güven nesli inşa ederken uzun soluklu hareket etme ve itimada dayalı hayatlar kurmamız elzemdir. Tanıma ve tanışmada hızlı olmalı ama kendini anlatmada daha ağırdan almalıyız. Hakiki diyalogda güvenden hemen sonra sevgi gelir. Hakiki sevgi, iki insan veya toplumun birbirini karşılık beklemeden sevmesidir. Evrensel insani değerler ortak noktasında buluşup karşılıksız sevme ve sevilmektir. Meryem suresinde de dosdoğru olan insanlar için önemli bir müjde vardır. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar için Rahman insanların gönüllerinde sevgi yaratır. İlahi beyandan anlaşılan o ki sevme ve sevilmenin önemli şartı iman edip salih işler içinde olmaktır. Peki nedir bu salih işler? Bir taşı ortadan kaldırmaktan tutun, kulluğu üst seviyede yaşama çabasına kadar tüm güzellikler salih işlerdir. Gerçek bir diyalogda en önemli 3 basamağın sonuncusu ise tanıma ve keşfetme dönemidir. Bu, güzel kitabımız Kur'an'da tearüf olarak ifade edilir. Yani birbirini tanıma, tefekkür ve tedebbür ederek bir konu veya kimsenin hakikatini idrak etmektir. İnsanların beraberce yaşaması ise birbirlerini tanımasıyla olur. Birbirini doğru tanımayan insanlar aynı mekanda yaşasalar bile ayrı dünyaların insanları olarak hayatlarına devam ederler. Bu iki kanallı bir yoldur. Muhataplarımız bizleri tanımaya çalışırken bizler de onları tanıma fırsatı buluruz. Karşılıklı birbirini tanımada göz hizası yani muhataplarla aynı hizada olmak önemlidir. Ne kendimizi onlardan eksik hissetmeli ne de onlardan yüksekte görmeliyiz. İnsanın kimliği kişiliğiyle tescillidir. Esas olan kişiliklerin tanınmasıdır ki davranışlar kişiliklerin özetidir. Bu dönemde muhatabınız sizi değerlerinizle kabul eder ve sever. İşte tearüf budur. Müsbet manada araştırma ve araştırılma. İlk iki aşamada noksanlık yoksa birbirini keşfetme ve tanıma dönemi hızla geçilir ve son durak olan hakiki diyalog başlar. Hakiki diyalog dördüncü dönem olup artık muhataplarınız sizin gibi düşünmeye ve yazmaya başlar, gördüklerinin arkasında olanın müsamahkar Müslümanlık olduğunun farkına varırlar. Onlar da sizi sevdikten sonra değerlerinizin tanınmasına vesile olacaklardır. Öyle bir dönem gelir ki muhataplarınız sizin değerlerinizi sizden daha iyi anlamaya ve anlatmaya başlarlar.
Günümüz Batı dünyasında bunun onlarca örneğini görebiliyoruz. Hakiki diyaloğa geçmeden önce anlatmaya çalıştığımız güven, sevgi ve tearüf sırası şahıstan şahsa ve coğrafyadan coğrafyaya değişkenlik gösterebilir. Ama bilinmesi gereken şudur ki, hangi sırayla olursa olsun bu üç basamak geçilmeden hakiki diyalog yapılamaz. Bu üç safha düz bir hat gibi değil, salih bir daire şeklinde birbirini takip eder. Tanışıklık arttıkça güven ve sevgi de artacaktır. Evrensel insani değerler, bütün semavi dinler, ahlaki değerler ve modern bilimlerden süzülen prensiplerin toplamı olarak tarif edilir. Diyalog yapan herkes bu duraklara uğrar. Diyaloğun verimli ve kalıcı olması için güven, sevgi ve tanıma basamaklarını teker teker çıkmamız gerekir. Bu kavramların çatısı temsil ve nezakettir. Temsil ve nezaket, güven, sevgi, tanıma ve hakiki diyalog kavramlarının çimentosu gibidir. Bütün peygamberlerin yolu temsil edalıdır. Temsil bizim için de çok önemli bir kavram olup her zaman tebliğden öndedir. Çünkü temsil en büyük tebliğdir. Ashab-ı Kehf kıssasını bilirsiniz. Mağarada asırlarca uyuduktan sonra kalkarlar ve içlerinden birini çarşıya gönderdiklerinde ona nazik ve tedbirli olmasını tavsiye ederler. Temsil ve nezaket kapalı kapıları açan manevi anahtarlardır. Bu anahtarlar olmadan gönüllerin kilitlerini açmak mümkün değildir. Kendi değerlerimizden habersiz ve asimilasyona açıksak, yani değerlerimizi korumadan hareket ediyorsak, diyaloğa gideyim derken yolumuzu şaşırıp kaybolabiliriz. Her ne kadar ön yargılı ve kötü niyetli insanlar farklı kültürler arasında kurulan diyalog köprülerine ve sulh adacıklarına engel olmaya çalıştılarsa da bunda başarılı olamadılar. Kalıcı ve samimi diyalog bir miras gibi nesilden nesle geçen barış köprülerinin kurulmasına da bir vesiledir. Diyaloğun verimli geçebilmesi için üç vasfa sahip olması gerekir ki bunlar samimiyet, tevazu ve bilgilenme arzusudur. Tarihten miras kalan ırkçılık, bencillik ve yabancı düşmanlığı gibi manevi hastalıklardan kurtulmanın yolu da yine diyalogdan geçer. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.